Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şahane bir örtü modeli göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ortaya iki tane motif yaptım. Kenarlarını da şöyle döne döne bir kenar oyasıyla bitirdim arkadaşlar. Bunu sehpalarınızda, masalarınızda, balkon masalarında kullanabilirsiniz. İstediğiniz bir yerde örtü olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Çok örmesi de zevkli bir model oldu. Evet arkadaşlar, şimdi dilerseniz modelimize geçelim ve videomuza başlayalım. Daha önce de kullanmıştım. Böyle bir ipim var, bobin. Şimdi şöyle bunu kenara alıyorum. Bu ipin markasını bilmiyorum ama buna eşdeğer bir marka söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle 2 numarada tığ kullandım. İlk önce zincir çekerek başlıyorum. İlmeğimi sabitledim. 1, 2, 3. Zincirlerimizi gevşek yapacağız. Sıkı bir zincir olmasın. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. En baştaki zincirin arasına batıyorum. Ve bunu kapatıyorum. Şöyle bir yuvarlak halka olmuş oldu. Şimdi zincir çekeceğim. Buraya 46 tane zincir artı bir de halka için toplamda 56 tane zincir çekeceğim şimdi. Zincirimi çekeyim, tekrar göstermeye devam edeyim. Evet, 56 tane zincirimi çektim. Şimdi geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi arkadaşlar bakın. 10. zincirim burası. Zincirimi ters çeviriyorum. Zincirimin arka tarafından 10. zincire batıyorum. Ve birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3. Bakın. 1, 2, 3. zincire battım. Birleştirdim. Şimdi örgümü çeviriyorum şöyle. 1, 2. Şimdi bu zincirin içini dolacağız. Burada 2 taneyi sayıyoruz. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi bu en baştaki iki taneyle beraber toplamda 18 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi buradan devam ediyorum. Buradaki zincirlerin üstüne batarak 19, bir yandaki zincire batıyorum. 20 ve şu boşluğa batıyorum tekrar. 21. Şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi zincire geçiyoruz. Buradaki zincirin gevşek olması çok önemli. Çünkü üstüne trabzan yaptığımızda büzülmesin diye. Birinci zincirden itibaren başlıyoruz. Şimdi her zincire bir tane trabzan yaparak 19 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın her zincire bir tane trabzan 19 taneyi, bakın şu an 3 tane, 19 taneyi tamamlayalım, tekrar göstermeye devam edeyim.
Şimdi bakın, şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradaki 3 tane zincirimiz, trabzanımız hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi bir yandaki zincirin içine tekrar batıyorum, trabzan yapıyorum. Buraya 3 tane yapacağız. 1, 2, 3. Bakın, aynı zincirin içine 3 tane trabzan yaptım. Şimdi bir sonraki zincire tekrar 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. İpimin arası çok açılıyor. İpim çok güzel ama tek kusuru o arkadaşlar. Bir, iki, üç. Aynı zincirin içine 3 tane trabzan daha yaptım. 3 tane de buradaki zincirin içine yaptım. Burası bu şekilde arkadaşlar. Uç kısmı olacak. Şimdi kalan zincirlerimin içine, her zincirin içine 1 tane trabzan yapıyorum. Toplamda 22 tane trabzanım olacak. Evet, her zincirin içine bir tane trabzan yaparak 22 tane trabzanı tamamlayalım. Buraya gelince tekrar göstereyim. Şimdi buradaki üçlü trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane trabzanım oldu. Şimdi buradaki zincirin içine dolacağız. Direkt zincirin içindeki boşluğa batıyorum. Buraya da 18 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şöyle. Şimdi bakın, buradaki batmış olduğum trabzanın hemen ucundan sayıyorum zincirlerimi. 1, 2, 3. Üçüncü boşluğa batıyorum. Üstüne almadan birleştirdim. Sonra bir sonraki zincirin boşluğuna battım, 2. Bir sonrakine battım, 3. Bir sonrakine battım, 4. Kaydırma tekniği ile şöyle yukarıya doğru gelmiş oldum. Şimdi bakın, bu şekilde olacak. Şöyle. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Örgümü çevirdim. Buradaki ilk trabzan tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1,
2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir boşluk bıraktım. İkinci trabzan tepesine batıyorum. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bir boşluk. İkinci tepeye batıyorum. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir, bir boşluk, ikinci tepeye batıyorum. Şimdi bu şekilde 1, 2, 3 tane kutucuk oldu burada. 9 tane oluncaya kadar örelim. Ben tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kutucuğu yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. Şimdi böyle de 8 tane kutucuk yapacağız. 3 zincir, 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. 3'e geldik arkadaşlar. Şuradan sayalım. 2 boşluk bıraktığım yerden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi buraya 6 tane zincir çekiyorum. Zinciri burada sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Bir sonraki sırada, çünkü buraya zincirlerin arasına trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Bir yandaki trabzan tepesine batıyorum. Burası uç kısmı oldu. Köşesi olmuş oldu. 1, 2, 3 tane zincir. 1, 2, 3. trabzan tepesine batıyorum. Şimdi diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynı bu taraftaki gibi. 2 aralık bırakıyoruz. 2 boşluk bırakıp 3'üncüye trabzan yapıyoruz. Burada da aynısını yapacağız. Şimdi 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Buraya da 8 tane yapacağız. Sonra da aynı buradaki gibi 4 zincir, 1 tane boşluk bırakacağız arkadaşlar. 9 tane de bu şekilde yapacağız. Böyle dolanalım, buraya gelelim. Tekrar ben size göstereyim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini 2 tane boşluk bırakarak yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burayı da 9'a tamamlayacağız arkadaşlar. Aralarda birer tane boşluk var. Ve 4 tane zincir var burada. Şimdi burada 4 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3. Şöyle kenardaki 3. boşluğa batıyorum. Üstüne almadan kapattım. Şimdi bu 1 olmuş oldu. Bir üsttekine batıyorum. Şöyle 2 kaydırma tekniği yapıyoruz. Bir sonrakine batıyorum. 3. Bir sonrakine batıyorum. 4. Örgümü çeviriyorum. Şimdi boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzan yaptım. Trabzan tepesine batıyorum. 1 tane trabzan yaptım. Tekrar buradaki boşluğa batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Trabzan tepesine batıyorum. 1 tane trabzan yapıyorum.
Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanesini bu şekilde aralara 3 tane, birer tane de tepelere trabzan yaparak gelelim arkadaşlar buraya kadar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneyi yaptım. Şimdi diğerlerine geçtim arkadaşlar. Bunların arasına da ikişer tane trabzan yapacağız. 1, 2. Bir tane de tepeye yapıyorum. Tekrar boşluğa 1, 2. Tepeye yapıyorum. Şimdi bu şekilde buraya kadar yapalım arkadaşlar. Buraya gelince ben bu uç kısmını tekrar sizlere göstereceğim. Evet. Köşeye geldik. Şimdi burada bakın birinci zincirin içine şöyle batıyorum. 1 tekrar aynı yere batıyorum arkadaşlar. 2 birinci zincirin içine iki tane trabzan yaptım. Bir yandaki zincirin arasına batıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bir diğerine, bir diğer zincirin içine batıyorum. Bir, iki, 3. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi burada kalan 3 tane trabzanı da aynı şekilde yapacağız. Bakın birinci zincirin içine tam tersini yapıyoruz. Birinci zincirin içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 İkinci zincirin içine 1 tane yapıyorum. Sonuncu zincirin içine 2 tane. Buraya da 2 tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Şu şekilde köşeyi yapmış olduk. Şimdi tekrar arkadaşlar devam ediyoruz. Trabzan tepesine 1 tane trabzan, boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi 8 tane, buradaki 8 taneye 3'er tane, diğerlerine 2'şer tane trabzan yapıyoruz ve bütün trabzan tepelerine de birer tane trabzan yaparak buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi buraya geldik. Şöyle 3 tane trabzanımı yaptım ve bu kenardaki trabzan tepesine de batıyorum. Trabzan yapıyorum. Şimdi buradan tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü boşluğa batıyorum. Bunu buraya birleştiriyorum arkadaşlar. Üstüne almadan kaydırma tekniği ile 1, bir sonrakine batıyorum. 2, bir sonrakine batıyorum. 3, bir sonrakine batıyorum. 4. Tekrar örgümü çevirdim. Trabzan tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir tane boşluk. İkinci tekrar 3 zincir. Bir boşluk. İkinci trabzan tepesine batıyorum. 3 zincir, bir boşluk, ikinci trabzan tepesine batıyorum. Şimdi burayı da şöyle 1, 2, 3 tane kutucuk oldu. 16 tane arkadaşlar, 16 taneyi tamamlayalım. 16 taneden sonra tekrar göstereyim. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi 16 yaptıktan sonra
1, 2, 3. trabzan tepesine batıyorum. Araya 2 tane boşluk bırakıyorum. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. 11 tane de buraya kadar yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar köşeye geldiğimizde göstereceğim. Araya 3 zincir, 2 tane boşluk, 3.'ye batıyoruz. 11 taneyi de bu şekilde kutucuğumuzu yapalım. Evet, şimdi şöyle arkadaşlar bakın, buradan itibaren sayıyorum. 2 tane boşluk var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi tekrar köşeyi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, pardon 6 tane zincirimi çektim. Bir yandaki trabzan tepesine batıyorum. Şöyle. 1, 2, 3 tane zincir, 1, 2, 3. boşluğa batıyorum ve trabzan yapıyorum. 3 zincir, 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. Şimdi aynı şekilde burada yaptığımızın aynısını burada da yapacağız. 11 tane kutucuğu buradan itibaren sayacağız. 11 tane kutucuğu 2 boşluk bırakarak yapacağız. 11'den sonra 16 taneyi de buraya kadar da araya birer tane boşluk bırakarak yapacağız. Tekrar böyle örelim, buraya gelelim. Bir sonraki sırayı göstereyim. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.'yı yapacağız arkadaşlar. Buraya batıyoruz hemen. Burada boşluk olmuyor ama arkadaşlar hemen buraya batarak 16. kutucuğumuzu da yapıyoruz. Tekrar kenardan sayıyorum. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum ve birleştirdim. 1, 2, 3, 4. Kaydırma tekniğiyle 4.'ye geldik arkadaşlar. Şimdi örgümü tekrar çevirdim. En baştaki trabzan tepesine batarak bir trabzan yaptım. Boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Trabzan tepesine batıyorum. 1 tane. Tekrar boşluğa 2 tane. 1, 2 ve trabzan tepesine batıyorum. Şimdi bunu arkadaşlar bu şekilde ta bu uca kadar yapacağız. Her boşluğa 2 tane trabzan, birer tane de trabzan tepelerini yaparak komple buraya kadar gelelim ve burayı tekrar ben size göstereceğim. Evet, şimdi köşeye geldik. Birinci zincire batıyorum. 1, tekrar aynı yere batıyorum. 2. Bakın aynı zincirin içine 2 tane trabzan yaptım. Bir sonraki trabzana batıyorum. Pardon, zincirin içine batıyorum. Buraya 1 tane trabzan yaptım. Şimdi bir yandakine batıyorum. 1, 2. Şimdi yan tarafa tekrar. 1, 2, bir yandakine 1 tane. Sonuncu zincirin içine tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Trabzan tepesine batıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Burada toplamda 6 tane zaten zincirimiz vardı. Birinci zincire 2 tane, ikinci zincire 1 tane,
Üçüncü zincire 2 tane, dördüncü zincire 2 tane, beşinci zincire 1 tane, altıncı zincire 2 tane. Şimdi tekrar boşluklara 2 trabzan, trabzan tepesine de 1 tane trabzan yaparak komple buraya kadar örüyorum. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. Şimdi bakın, buradaki trabzan tepesine de trabzanımı yaptım. Tekrar bu kenardan sayıyorum. 1, 2, 3, 3. boşluğa batıyorum. Ve bunu buraya birleştirdim. Bu 1 olmuş oldu. 2, 3, 4. Şimdi tekrar arkadaşlar örgümü çevirdim. İlk trabzan tepesine 1 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve birinci zincirin içine batarak şöyle buraya bir tane pipirik yaptım. Bir tane boşluk bıraktım. İkinci trabzan tepesine batıyorum ve trabzan yaptım. Bu son sıramız oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. En baştaki zincirin içine batıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. 1, 2'ye batıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar, bakın 1, 2 tane oldu. Bu şekilde 24 tane yapacağız pipirik. Şöyle 24 taneyi yapalım, tekrar devamını göstereyim. Şimdi bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Baştaki zincire batıyorum. Bir, iki. Üçüncü boşluğa batarak trabzan yapıyorum. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. En dipteki zincirin içine batıyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine boşluğa batarak bir tane trabzan yaptım. Şimdi böyle 12 tane yapacağız arkadaşlar. 12 tane yapalım. Uca gelelim, tekrar göstereyim. Şimdi buradan da sayıyorum arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi burada köşe yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Birinci zincire batıyorum. Bir tane boşluk, ikinciye batıyorum. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Burada boşluk bırakmayıp hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bir tane boşluk bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Şöyle bakın. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. Diğer tarafın aynısını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada uç kısmına gelince ekleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şu an örgümün arka tarafı burası. Şöyle çevirelim. Şimdi aynı şekilde 12 tane araya 2 tane boşluk yaparak yapacağız. 12'den sonra tekrar buraya araya birer tane boşluk yaparak yapacağız arkadaşlar.
Burada 19 tane olacak. 19 taneyi yaptıktan sonra da şu arayı birbirine ekleyeceğiz. Şimdi önce buraya 12 tane, sonra 19 tane pipiriğimizi yapalım. Buraya gelince eklemeyi göstereyim. Şimdi bakın buraya kadar ördüm. Buradan itibaren buraya kadar aralarda ikişer tane var. Buradan itibaren aralarda birer tane boşluk var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane yaptım. Şimdi burayı birleştireceğiz. Şu arayı birleştireceğiz. Bunun için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye batıyorum. Pipiriğin şu araya battım. İlmeğimi alıyorum. Bir tane zincir, kapatma zinciri oldu. İki tane zincir çektim. Ve tekrar bu dibe batıyorum. Bir boşluk, ikinci trabzan tepesine batarak bir tane trabzanımı yaptım. Şöyle bakın burayı birleştirmiş oldum. Şu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane zincir. İkinci pipirik tepesinden şöyle tığımı geçirdim, ilmeğimi aldım ve kapattım. 2 tane zincir. En dipteki şöyle zincirin arasına battım. Birleştirdim. Bir boşluk, ikinci boşluğa trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Sıradaki pipiriğin içinden battım. Burayı da birleştiriyorum. Şöyle dipteki zincirin arasına battım. Tekrar bir boşluk, ikinciye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir boşluk, ikinciye batıyorum. Bakın, 3 taneyi birleştirdim. 1, 2, 3 taneyi birleştirdim. 2 tane de birleştirmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Dipteki boşluğa batıyorum. Buraya da tekrar bir tane trabzan yapacağım ama şöyle ipimin arası açılıyor. Evet. Buraya da trabzanımı yaptım. 1, 2, 3. Şuraya ekledim. 2 tane zincir. Şimdi birinci motifim bitmiş oldu. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın arkadaşlar. Burada 3 tane pipirikleri birbirine eklemiş oldum. Buralarda da ikişer taneyi boş bırakmış oldum. Şimdi şu arkadan da ipimi aradan geçirirsem bu motifim bitmiş oluyor. Motiflerimizin hepsinin de hazırlanması bu şekilde. Yalnız eklerken tabii ki farklı sayılarda ekleyeceğiz. Farklı yerlerden ekleyeceğiz. Şu ucu da geçirelim. Evet. Şimdi birleştirirken arkadaşlar bu burayı aynı yerden birleştireceğiz ama dediğim gibi diğer motifleri bazılarını buralardan bazılarını da buralardan birleştireceğiz. Şimdi diğer motifimizi de yapalım. Eklemelerini